Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Günün konusu dodo tüyü. Dodo tüyüyle neler yapılır? Onları konuşacağız. Ama dodo tüyünün çıkması için bu dodoların minimum 1.55 olması lazım. Dodo scale'ın 1.55 olması lazım. 1.55 ve yukarısındaysa %5 oranda tüyü düşürüyorlar. Ve bu oran 2.8 ve daha yukarıya çıktığı zaman da tüy düşürme %10 oluyor. Ve tabii yanında o raptor varsa daha sık düşürüyor tüy. Şimdi birincisi sail plume deniyor. Bunun içinde yelken, bildiğiniz yelken. Ama botun daha hızlı gitme, ya bot diyorum, teknenin ya da raftın daha hızlı gitmesini sağlıyor. Onun için önce bir onun arasındaki, yani yelkenli ve yelkensiz arasındaki farkı göstereyim. Zaten teknem de var, hazır. Onu bir kuralım ve aradaki farkı görelim. Gördüğünüz gibi oldukça yavaş. Şimdi dodo tüyüyle yapılan o yelkeni ekleyelim. Ama bunun için de dodo tüyüne ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken, bunun planını şu crafting'te planı alıyorsunuz ve slota sürüklüyorsunuz. Daha sonra teknenin üzerindeyken de slota sürüklediğiniz planın üstüne tıklıyorsunuz ve karşınıza yelken bedava. Şimdi bir de böyle bununla deneyelim. Ayrıca bunu söyleyen de, bu bug'ı söyleyen de Murat, Muro kardeşim. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi bir de yelkenli deneyelim. Aradaki fark bariz belli oluyor zaten. Oldukça hızlı. Bunu da böylece anlatmış olduk. Şimdi de diğer malzemelere geçelim. Şurada dolu tüy çıkmışken onu da alıvereyim. 1 saatte yerde durma süresi var. Şimdi ilk malzememiz Dodo Cultivator Bit. Bunun için gerekli malzemeler var. Şöyle görüyorsunuz. Ayrıca bunlar dungeonlarda, sandıklardan da çıkıyor. Bunun özelliği, bu meyve toplamak için. Normalde dodo meyve toplamıyor ama bununla birlikte toplayabiliyor. Tabii bunun toplarken hani normal sıradan meyveler değil, işte mısır, patates, limon, bunlar da çıkabiliyor. Şimdi bir diğeri ise Dodo Primitive Decimation Bit. Bunun malzemeleri de bunlar, gerekli level'lar, engram point falan filan. Bununla da et toplayabiliyorsunuz. Hayvanlara damage'i biraz daha fazla. Bunlarla ilgili videoyu zaten Furkan Başkan yapmıştı. Onun da linkini açıklama arkasına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Dodo oku. Dodo oku ne işe yarıyor? Ve bunu olumlu bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bunun özelliği, bu oku attığınız, vurduğunuz hayvanı size karşı saldırmasını sağlıyor. Yani hangi manyak ister ki bu oku gideyim bir dinoya sıkayım da gelsin bana saldırsın diye. Yani çok pek bir mantıklı tarafı yok gibi gözüküyor ama birkaç hayvanda bunu güzel bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi dodo oku bize nasıl fayda sağlayacak? Buna geçelim. Şimdi bu okumuzu deneyelim. Ben de İlk defa deneyeceğim için hani belki beceremeyebilirim ama en azından mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir tuzak kuruyoruz. Tabii etrafını temizleyin önce. Daha sonra sıkıntı çıkartmasınlar.
Şimdi şöyle tuzağımızı kuralım. Bu arada bu oku kullanabileceğiniz hani zaten herhangi bir hayvana saldırdığınız zaman bu size karşılık veriyor ve sizi takip ediyor, kovalıyor falan ama Quetzal gibi ya da Tape gibi hayvanlar bir darbe aldıktan sonra uzaklaşmaya, kaçmaya çalışıyorlar. İşte biz de bu oku burada kullanacağız. Şurada ben Quetzal görmüştüm. Nereye gitti o? Yani inşallah denk getiririz. Bu kırmızı obeliskin etrafı Quetzal spawn noktası olduğu için hani ilk çıktığı anda daha fazla böyle yükselmeden bu oku sıkıp kendinize doğru çekebilirsiniz. Yani daha kolay olur. Böyle bizim işimiz zorlaştı. Ya böyle bunun yani alçalacağı falan yok zaten. Şimdi başka bir yöntem deneyelim. Daha önce de hani kancayla Quetzal evcilleştirme diye yapmıştım. Şimdi bir o taktiği deneyelim. Gerçi o kadar yüksek değil ya burada. Şurada bir tekrar deneyeyim ben vurabilecek miyim? Vuramazsak artık o zaman kancayla deneyeceğiz. Yok böyle yerden vurulacak gibi değil ya. O yüzden ben hemen bir paraşüt kanca falan ayarlayayım. Geleyim. Tamamdır. Kancamız da hazır. Paraşütümüz de hazır. Bir de bu şekilde deneyelim bakalım. Becerebilecek miyiz? Başarabilecek miyiz? Görelim. Şimdi bu yöntemle böyle hedefimizi gördüğümüz zaman atlıyoruz, paraşütü açıyoruz ve kancayla da bu bindiğimiz Arge'yi tutmaya çalışacağız. Paraşütü işte böyle yanlış basarsanız olmaz. Tamamdır. Şimdi geçelim diğer dolkuna. Bununla sıkacağız ve ardından Arge'ye atlayıp yaptığımız tuzağa doğru, kafese doğru çekeceğiz. Ha, geliyor. Geliyor da ben gidemiyorum. Arge de agresifte kaldı. Bunları işte yapmadan önce tekrar bir bakın ayarlayın güzelce. Tamam böyle dodo okuyla vurduk da yani tuzağa götüremiyoruz ki. Kaldım böyle. Yani bu biraz zormuş ya. Ama tabii pes etmiyoruz. Denemeye devam. Tekrar 1-2 ok sıkalım. Yani en azından uzaklaşmasın ki bizden. Yani tekrar deneriz. Arkadaş bir inemedim yere ya. Ya vurduk da şimdi bir de tuzağa gideceğiz. Ya çok uzak bir de burada şeyler var, deniz anaları var. Tırsıyorum da. Ya Arge gel. Yok ya yine beceremedik.
Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Denemeye devam. Zaten az önce vurduğumuzda alçalmıştı ya. Bu alçalmışken tekrar deneyelim hemen. Bu arada okum bitti. Ok yapa yapa yani şey de kalmayacak. Tüyle güçlü toz da kalmayacak. Neyse bir sıkalım. Aha vurduk. Gel. Şurada kafes yapmıştık ya. Hemen bu geldiği anda bunu ha. Böyle içinden geçip bunu da kafese sokuyoruz. Ardından fazla kalan şu kapı çerçevesine. Şöyle darbe almadan tabii. Hemen şöyle arkasına da yerleştirelim bir tane. Ki çıkamasın. Ve böylece en sonunda başarabildik. Bunun da mantığı bu. Yani bu oku hedefimize sıkıyoruz. Daha sonra o bizi kovalarken de kafesin içinden geçip onu tuzağa düşürüyoruz. Şurada bir durayım da video ayarlarından bu video kalitesini falan düşüreyim. Çünkü ağaçlık yer, her yerde bir şey var. Çok fazla böyle takılmaya başladı. Video için de sıkıntı olacak. Zaten hava sıcak. Telefon ısınmaya başladı. Neyse. Şimdi bir de tape bulalım. Bir tane de tape bulduk. Şimdi bu okumuzu tapede kullanalım. Ya yani biliyorsunuz zaten Pitera, Tape, Quetzal bir darbe aldıktan sonra uzaklaşmaya, kaçmaya başlıyorlar. O yüzden bu oku kullanarak kendinize çekiyorsunuz. Ardından da yaptığınız tuzağın içine. Mantığı bu. Tabii artık ama şu etrafı bir temizleyelim. Şunları bir çekelim şöyle etraftan. Bak gidiyordu, nasıl geri döndü ha. Ya tuzağın şekli, şemali, yapısı fark etmez. Dayanıklı bir şey olsun. Hani girişini, çıkışını güzel ayarlayın ki pek bir şey olmasın. Hani girer çıkarken sıkıntı olmasın. Tabi Pitera veya Tape'de ekstra şöyle iki tane sütun alın ki şöyle kapının çıkışına doğru bunları yerleştirin. Onlar da geçemesinler. Quetzal'da bu dert olmuyor ama bunlar daha ufak olduğu için bunlar oradan direkt geçip uzaklaşabilirler. Şimdi Quetzal gel bakalım. Şey Quetzal diyorum ya sürekli. Tape gel bakalım. Ya deli gibi uçtuğu için ha. Tamam. Tamamdır. Tape'yi de hapsettik. Böyle tuzağın içine çekiyorsunuz. Ardından bayıltın. Yani bu dodo oku nasıl kullanabiliriz diye düşünürsek yani en faydalı ve hatta tek faydalı yönü bu. Darbe aldığında uzaklaşan hayvanlara onunla vurarak sizi takip etmesini sağlıyorsunuz. Ardından da kafese sokup sonra da bayıltıyorsunuz ve evcilleştiriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani umarım faydalı bir video olmuştur. Ankilo bir saniye bir şey konuşuyoruz şurada. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve aha. İyi bayıldı ya. Yani tuzağı kurarken dikkat edin işte. Açık bir yeri kalmasın. Yani. Güzel hatalarla dolu bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.